طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الله عز وجل يقول أنظر بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. Kimseyi haksız yere öldürmeyin diyor. Şimdi bütün dünyada idam yapılmasın diyor. İdam cezası kalksın diyor. Kimlere kalksın? İdam olacak kimdir? Adam öldürmüş. Bir şeyler yapmış. Yani bu normalde idama müstahaktır. Allah onları idam edebilirsiniz diyor. Ama günahsız insanları idam etmeyin diyor. Yani bunlar onlara idam etmeyin diyor. Şimdiki medeni insanlar kendilerini medeni sivil insanlar zanneder ki ne kadar şey yapsak onlar katilleri öldürmeyin diyor. İnsanlara zarar verenleri öldürmeyin diyor. Onları saklayın. Onları muhafaza edin diyor. Ölene kadar kalsınlar. Ama hiç günahsız daha dünyaya bile gözünü açmayan insanları tecessüs etmedi dediği halde Allah Azze ve Celle makineye koyuyorlar. Bu çocuk hastadır. Bu çocuk bilmem nesi var. Sen ne biliyorsun oradan? Bunu alalım. Alalım diyor. Kibarca öldürelim yani. 5 aylık, 7 aylık, 8 aylık. Hatta daha doğum 9 aylık bile alalım derler. Bu yaşamasın. Şey olacak, hastadır. Hasta olduğu için öyle öldüreceğiz. Ne mahkeme var, ne bir kabahat var, ne bir şey var. Oradaki bu kendini doktor sayan insan ailesinden söyler, onlara da kandırır. Onlar da bu cinayete ortak eder. Bu cinayettir. Başka bir şey değildir. Adam öldürmektir. Onların cezasını burada vermiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle ahirette onlara verecek. Burada da zaten onun başka türlü cezası var. Ahirette cehennemde şey yapacak ama buradaki cehennem başka türlü. Zannetmesin ki çünkü para için yapıyorlar bu şeyleri. Yok şurası eksikti, yok hastaydı. İşte dünya hasta insan dolu, hepsini öldürün o vakitte. Rahat edin, hastanelere gerek kalmaz. Yani bir mantıksız bir şey. Rahat rahat da yapıyorlar. Her yeni gelip bize de söylüyorlar. Ya ne biçim şey dünyaymış böyle. Adamın masum kabahat daha gözünü açmamış dünyaya. Öldüreceksin. Her tarafı tamam. Onu yani annesinin karnını o 7 ayda çıkarıp şey yapsan zaten yaşamış. Dışarıda da ya, hayattadır yani o insan. Ruhu var, şeyi var. Her şeyi var. O nasıl, ne biçim mantıktır yani bilmiyorum. Devlet de nasıl müsaade eder bunlara. Zaten o hale getiren yani bir hakikaten bir şey varsa, sakatlık varsa o baktıkları makineden dolayı. Ultrason dedikleri yok, zararı yok. Var zararı onun. Daha ileride gene gözükecek. Avrupa'da, Amerika'da falan onları yerli halk esas Avrupalı kullanmaz. Bizim gibi akıllılara şey yapar ki çocukları sakat çıksın, şey yapsın, korksunlar, doğurmasınlar diye. Kendileri zaten doğurmuyor. Yani bu büyük bir fitnedir, büyük bir şeytanlıktır.
Çünkü katillik yapıp da dolaşan insan ona, başkalarına da onun zararı gelir. O günahın sırf bir insanda kalmaz. Bunlar zulüm yapıyor. O zulüm üzerine bela iner. Allah muhafaza. Yani dikkat etmek lazım. Oyuncak değildir. Aileler de çocuk sakat olmasın. Sen Allah ne verdiyse artık çıkınca ölecekse dışarıda ölür. Ne sen öldürüyorsun? Ömrü varsa çıkar, yaşar. Yoksa ölecekse Allah onu gene yaşatmaz. Yani ama senin hakkın yok. Kimsenin canını almaya, kimseyi öldürmeye hiç hakkın yok. Allah akıl fikir versin. Allah ıslah eylesin bunları. Tam şeytan hükmetmiş artık dünyaya. Onlarca, yüzlerce adamı öldüren adamı idam etmez. En güzel şekilde muhafaza eder. Yemekler, içmekler, şeyler. Ama daha hiç günah olmayan bir insanı nefes aldırmadan öldürmeye kalkarlar. Öldürüyorlar da. Allah, biz bu şeyden razı değiliz. Bizi razı olanlardan yazmasın. Allah bize muhafaza etsin. İnsanlara da akıl fikir versin. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.